son nefesini Türkiye için veren bir kahraman. Yeni Şafak gazetesinin foto muhabiri Mustafa Canbaz, 15 Temmuz gecesi vatanı için canını feda etti. Mustafa abinin en büyük tutkusu fotoğraf çekmekti. Mustafa abi fotoğraf makinesi olmadan çok az görmüşümdür. Hain darbe girişiminin olduğu gece fotoğraf makinesini dahi almadan sadece zırh olarak abdestini alıp başkomutanımızın emri var, ben çıkıyorum diye hiç kimseyi beklemeden, hiç kimseye yanına almadan dışarı çıkmış ve şehit olmuş birisi. Batı Trakya Türklerinden olan Canbaz'ın hayatı mücadeleyle geçti. Zamanın yıldırıcı Yunan politikalarına karşı durdu, Gümülcine'deki köyünü terk etmek zorunda kaldı, İstanbul'a yerleşti. Bu kaderin bir cilvesi herhalde. Yani ben Yunan'a askerlik yapmak istemiyorum diyen bir insan Türkiye'de hayatını devam ettiriyor ve adına asker diyemeyeceğimiz ama asker üniformalı hainler tarafından şehit ediliyor. Şehitliği isteyen bir arkadaşımızdı Mustafa Canbaz. Mustafa Canbaz hain darbe kalkışmasının yaşandığı akşam arkadaşlarıyla Çengelköy'de buluştu. Eve döndüğünde oğlu Beylerbeyi'nde askerlerin yolu kestiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından sosyal medya hesabından Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz paylaşımını yaptı. Olaylar işte takip ediliyor. O sırada da üstümüzden de füzeler geçiyor. Her füze geçtiğinde herkes ışıklar kapatılıyor, herkes aşağı insin deniliyor. Böyle bir kargaşa ortamı. O sırada ışıklar kapatılıp aşağı indiğimizde tekrar yukarıya çıkarken ben önden çıkmıştım. Görsel yönetmenimiz gözleri dolu bir şekilde öyle döndü. Ayça dedi, Mustafa'yı bulmuşlar dedi. Batı Trakya Türkü, foto muhabiri Mustafa Canbaz'ın bu fedakarlığı, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde unutulmaz bir yer edindi. Çalışma arkadaşları da onun hatırasına sahip çıkıyor. Mustafa Canbaz hayatını bu ülkeye ve mesleğine adayan cesur bir gazeteci olarak hatırlanıyor. Ofisinde bıraktığı izler özenle tutuluyor. Not defteri, kullandığı kalemler, fotoğrafçılık malzemeleri meslektaşları tarafından anısını yaşatmak için masasında tutuluyor. Bilinen bir şeydir, önden giden attılar diye bir ifade vardır. Mustafa Canbaz önden giden atlıydı. Vatansever bir insandı. Çok mert, insani yanı kuvvetli, yardımsever bir insandı. Canbaz'ın en büyük tutkusu kuşkusuz fotoğraftı. Türkiye'deki bütün ulu camilerin fotoğraflarını çeken tek sanatçıydı. Şehadetinden birkaç ay önce bu eserlerini bir kitapta toplamıştı. Ben hani sadece mesai arkadaşımız, meslektaşımız olduğu için söylemiyorum. Mustafa Canbaz'ı tanıyan herkesin aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Çok kıymetli hikayesi olan bir arkadaşımızdı. Mesleğini çok seven bir arkadaşımızdı. Ve geride bizim için toprakların tapusu niteliğinde bir işte Ulu Camiler fotoğrafından oluşan bir kitap, albüm miras bıraktı. Ve bu mirasına sahip çıkması lazım. Gazeteci Mustafa Canbaz'ın fotoğrafçılık aşkı Türkiye'nin Ulu Camileri isimli eserinde yaşatılıyor.